Vatan Partisi milletvekili adayları Bursa, Burdur, Denizli ve Adana'da seçim çalışmalarını sürdürdü. İllerden ilki 18 adayın yarıştığı Bursa oldu. Bursa'nın en önemli merkezlerinden olan Kapalı Çarşı ziyaret edildi. Vatan diyoruz, başka bir şey demiyoruz. 70 yıllık çarşı esnafı, Hanlar Bölgesi Derneği, Kuyumcular Derneği Başkanı ve yöneticileri Kapalı Çarşı girişinde adayları çiçeklerle karşıladı. Adayların ziyareti sırasında birçok vatandaş Vatan Partisi rozeti isteyerek yakalarına taktı. Gülümse Türkiye, Vatan Partisi geliyor. Ardiles lakabıyla tanınan Bursa Spor Amigosu da rozet takanlar arasındaydı. Bursa milletvekili adayları çarşımızda. Denizli'de çalışmaların aralıksız sürdüğü illerden biri. Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı ve Denizli Vekil Adayı Hasan Korkmazcan ve beraberindeki heyet Türk İş'i ziyaret etti. Sendikal olan iş yerlerde huzur olur, disiplin olur, üretim artır, kalite olur. Türk İş Şube Başkanı Recep Oktay ile görüşen heyet, Denizli'deki işçilerin durumu ve emek örgütlenmesini değerlendirdi. Bu Türkiye'ye sadece işçi kesimine yönelik saldırılarla başlamadı. Önce tarımdan başladılar. Vatan Partisi bir yandan da pazar günü saat 14'te yapacağı Vatan ve Emek Kurultayı için hazırlanıyor. Çalışmaların bir diğer adresi Burdur oldu. Birinci sıra milletvekili adayı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi'ni ziyaret etti. Silivri'deki vatan nöbetinden sonra neden bir vatan dediler, vatan görevini çektik. Kumpasların hedefi olan Ersöz, vatanı böldürmemek için aday olduğunu açıkladı. Ülkeyi bu içinde düşmüş olduğu karanlık durumdan çıkaracağız. Onun için bir şey soruyorum. Ve önce vatan dedik. Vatanı böldürmeyeceğiz. Ersöz, uzun süre şube başkanı Hasan Okyar ve üyelerle sohbet etti. Sağ olun komutanım. İyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Adana'da ise ilk sıra adayı emekli hakim Turgut Okyay, Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Bunu yapacak tek parti de biziz. Başkası yapmıyor. Peki şeyin anlaşılması. Gözümüzü göre göre.